Ali Asaf, sen beni delirtmeye mi çalışıyorsun? Bitmedi mi o konu hala? Bitmedi. Giderek de büyüyor. Önce ameliyat. Şimdi de başka bir hastanın ilacını değiştirmişsin. Sen benim hastamın ilacını nasıl değiştirirsin ya? Hastanın semptomlarını inceledim. Artık antikonvülan alması gerekiyordu. Geç kalmamak lazım biliyorsun. Öyle mi? Buna ben karar veririm, sen değil. Ben işimi yapıyorum Eylül. Senin işin benim ameliyatlarımı, hastalarımı çalmak mı? Her zamanki gibi bambaşka bir yerden bakıyorsun. Bak Ali Asaf, ben de beyin cerrahıyım. Eğer yeteneklerimle ilgili şüphen varsa gidersin, rapor edersin beni. Ama bir daha sakın arkamdan iş çevirme. Eylül. Bak. Ne oldu? Yok bir şey. Nasıl yok bir şey? Kanıyor. Önemli bir şey değil. Gerçekten önemli bir şey. Acıyor mu? Acıyor desem öpecek misin? Aman hemen şımar. Tamam mı? Geç kalma. Seni hep böyle ilgili göremiyoruz Eylül Hanım. Bırak da biraz şımarayım değil mi? Niye daha önce haber vermedin? Daha temiz hallederdik bu işi. Bunu senden öğrendim. Anlamadım. Olayları kendi kendine halletmeler, kimseye bir şey söylemeden çözmeler. Öyle bir anda ortadan kaybolmalar, kaçıp gitmeler. Bunlar hep senin tarzın Eylül. Ben de şimdi senden öğrendiklerimi uyguluyorum. Bir de bunu deneyeceğim. Ha, benim yüzümden yani. Biraz daha konuşursam bu yaranın da sebebi ben çıkacağım herhalde. Olaylara doğru yerden bakamıyorsun Eylül. Nereden bakıyormuşum acaba? Neymiş o göremediğim? Anlat. Peki, anlatayım. Mesela bugün hastayı senden niye aldım biliyor musun? Evet, beni cezalandırmak için. Hayır. Niye seni cezalandırmak isteyeyim ki? O hastanın kurtulma ihtimali yok Eylül. Ben de başarısızlıkla sonuçlanacak bir vakaya bulaşmanı istemedim. İstemedin öyle mi? Bak Ali Asaf, ben hepinizden gerçekten çok yoruldum. Kendimi size tekrarlamaktan çok yoruldum. Bırakın ne yaşayacaksam yaşayayım ya, iyisiyle kötüsüyle ne yaşayacaksam kendim yaşayayım. Başkasına söyleyeceğin şeyleri git onlara söyle Eylül. Beni kimseyle karıştırma, ben kimseye benzemem. Selim abi de aynını yapıyor. Ben korunmaya muhtaç biri değilim. İstemiyorum, yapmayın bunu. Bunu seni korumak için değil. Bunu ekibimde olan bir doktoru korumak için yaptım. Tıpkı bugün Fatih'e yapmaya çalıştığım gibi. Öyle mi? O zaman benim için hiç kendini boşuna yorma. Çünkü ekibindeki bu doktor kendini çok küçük yaştan beri korumayı öğrendi. Tamam mı? Korkmayın hocam.